أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته اجمعين اما بعد طاجلج اوقيالوا ايتي الله بسم الله فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقَطَّ عَنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْ لَحَاشَ لِلّٰهِ مَا هَذَا بَشَغَا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَر۪يمٌ Sadakallahu'l-Azim O Aziz'in hanımı, onların hile ve tuzağa benzer şekilde gizlice yaptıkları dedikodu ve gıybetlerini işitince, yani Aziz'in eşi yani Züleyha annemiz, bu kadınların hile hurdalarını dedikodu yani hile hurda dedikodu gıybetlerini işitince yani semiat bi makrihine gizli gizli yaptığı işleri evresalet ileyhinne kendilerine davetiye gönderdi ve adetlehunne ve onlar için yaslanacak yerler hazırladı va adetlehunne mutteken mutteken yaslanacak hazırladı ve adet kullahid minhunne her birine de bıçak verdi ve işte yemek mi verdi, portakal mı getirdi? İbni Kesir Hazretleri portakal olduğunu söylüyor, portakal verdi. O Kanal 7'deki dizide de o portakalı işliyorlardı ama unutmayın, Mahmud Efendi Hazretlerimiz ne buyururdu? Kanal 7 bizi yedi. İran yapımı işlerden öğrenmeye çalışmayın. Bak ben size burada saatlerce anlatıyorum, gayret ediyorum, çalışıyorum. Lütfen bu sohbetleri etrafımıza yaymayı unutmayalım. Arada belki biraz tekrara giriyorum, aynı cümleyle kuruyorum ama aklınıza kalır o. Yani ne işlediğim aklınızda kalır. Allah'ın izniyle boş konuşmayız bizler Çünkü ayet ve hadise dayanarak, ulemaya dayanarak konuşuyoruz. Allah şaşırtmasın. Amin. Ve kâletih ruc aleyhin. Sonra Yusuf aleyhisselama dedi ki, çık, onların yanına çık bakalım. Kendine selam ver dedi. Peki. felen ma arâinehu ekbernehu ve katta'ne yediyehunneh. Ve kulne hâşe lillâhi Kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ı gördüklerinde kendisinin eşsiz güzelliğinden dehşete kapılarak onu gözlerinde büyüttüler de onun cemali karşısında ekbernahu. gözlerine büyüttüler. Onun cemali karşısında kendilerine hakim olamayıp ellerini iyice kestilerse de hiçbir acı bile hissetmediler ve böyle bir insan olamayacağını o yüzden böyle. Böyle bir insan olamayacağını düşünerek Yusuf Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam güzelliklerini çok anlattım size. Geri bölümlerde var düşünerek tenzih olsun Allah'a. Bak her haşelillah. Ne dedik başta? Bu Mısır ahalisinin bir Allah inancı var. Ama doğru inanmıyorlar. Onu başta yine program başında konuşmuştum. Tenzih olsun haşelillah. Tenzih ederiz Allah'a. Böyle bir güzeli yaratmaya kadir olan allah Teala acziyetten ne kadar uzaktır? Demektir bu yani. Bu kişi beşer olamaz. Mehada beşera. Olsa olsa bu ancak pek değerli bir melektir dediler. Tamam 31. ayet-i kerimede. ben sahibi diyor ki Züleyha annemiz bu beş kadınla beraber kırk kadın daha çağırmıştı. O beş kadının kim olduğunu söylemiştim size. İşte bu grup yaslanarak hani böyle ne dersiniz? Doğuda daha çok olur böyle sedir yaparlar. Urfa'da falan biz görmüştük böyle. Yayıla yayıla yemek yemek. Caiz midir? Değil midir? Doğru değildir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e zaten yaslanarak yemek yemek ona e, hasa üstün olmak üzere haramdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve hiç yaslanarak yemek yememiştir. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadis-i şeriflerinde sol elle yemek ve yaslanarak yemek yemekten Efendimiz nehyetti diye buyurmuştur. Yaslanarak böyle yata yata yemek yemek kibir ehlinin alametlerindendir. Ama hasta olursun başka bir şey olur. İstisnalar kaideyi bozmaz. Onları konuşmuyoruz. Ruhsatlarla amel edebilirsiniz. Efendim e, portakal olduğunu söylemiştim. Bazı rivayetlerde de işte yumurta vardı, et vardı, süt vardı. Var oğlu vardı. Çok güzel bir ziyafet hazırlanmıştı. Hatta bazı rivayetlerde demiş Ruhul Ben sahibi İsmail Hakkı Hazretleri. Çok büyük bir ziyafet hazırlanmıştı. Çeşit çeşit yemek, rengarenk içecekler. Yani bir haydü la vasıflanamayacak derecede müthiş bir sofra hazırlanmıştı. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği her şeyi gölgede bıraktı. Ne sofra kaldı, ne portakal kaldı, ne güzellik kaldı, hiçbir şey kalmadı. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği, efendim, bütün oradaki şeyi yaktı geçti. Millet elini kesmeye başladı yani. Ondan sonra. Anladın mı? Böyle bir durum. Sonra devam ediyoruz. Burada başka bir şey var mı? Ekbernehu dedik. Büyük gördüler. Gözlerini çok büyüttüler. Ee, hatta diyor diyor ki yani bazıları neredeyse canını teslim edecekti yani. Cemaatü minhune. Yusuf Aleyhisselam'ı görünce oradan çok etkilendiler o aşktan. Yani mahvoldular yani. Yıkıldılar kaldılar. Evet. Yine öyle bir annemiz vardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ezvacı Mutahharatından. ismini hatırlayamadım. Dün Ahzab suresinde bakıyorduk. Orada ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlendiğini duyunca sevinçten düştü, bayıldı, vefat etti. Canını teslim etti. Onu bulurum inşallah. Siz de sorarsanız bakar atarız. Evet. Sonra ellerini kestiler. Liyenne haleha. Çünkü o kadınlar Yusuf aleyhisselama şimdi gördüler. Direkt muhabbet beslediler ya. Muhabbet beslediler ya. Onlar şimdi ilk gördükleri için elleri melleri kestiler. E Züleyha annemiz nasıl kesmiyor bir daha? O artık alıştı. Çünkü sürekli gördü gördü. Bu yani o nihayet makamında. Bunlar bidayet makamı. Daha yeni başladılar. Yani kendilerinden geçtiler. Züleyha annemiz efendim işte <laughs> buradan işari manalar da çıkıyor. İşte bir mürit şeyhiyle beraber olursa dengeyi sağlar. Yok ben artık yolu tamam. Aşkı da buldum, Mevla'yı da buldum, şeyhe de ihtiyacım yok, bir terbiyeciye de ihtiyacım yok deyip yoldan çıkabilir, çıkar. O şeyhle sen dengeyse, bak Züleyha millet kendini kaybetti. Züleyha orada, niye? Yusuf Aleyhisselam'la beraber hala, o dengeyi artık sağlayabildi. Şeyh, de, Şeyh efendi de senin dengeni sağlar. Yoksa sen, aşkta bazen adamı deli eder. Tak, deminden beri aşkla alakalı ne anlatıyorum size? Kafayı yersiniz yani. Deminki bölümde, bir önceki bölümde ne anlattım size? Aşkla alakalı, efendim. Neler yapar insan? Akıl gider, kafa gider. Aşk adamı sapıttırır baya bir yerde? E tasavvuf de aşk kişidir. Aşk bedel ister derdi Şeyh Bayram Hoca. Rahmetullah Aleyh. O zaman mutlaka bir Şeyh Efendi'nin terbiyesinde olacaksın. Tamam. Sonra, kıymetli kardeşlerim, biliyorlardı ki Yusuf Aleyhisselam beşerdir, insandır. Ama öyle bir güzelliği vardı ki o yüzden de der ki bu ancak olsa olsa melek olur efendim. Yani şunu demek istediler. Yani biz bundan daha güzelini görmedik. Acayip bir zattır bu dediler. Efendim Yusuf Aleyhisselam'a bu kadınlar. Ve ellerini de kestiler onun güzelliğinden. Ya. Süleyha annemiz ne yapsın yani? Demek ki ne kadar etkilenmiş Yusuf Aleyhisselam'dan. Efendim ama yanlışa tevessül etti. Ama işte Mevla Teala onu tövbe nasip etti. Tövbe etti. Sonra Yusuf Aleyhisselam'ın eşi oldu. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki e, diyor ki Cebrail selam demiş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yeryüzünde Yusuf'a benzeyen en çok benzeyen kimseyi görmek istiyorsan Osman bin Affan'a bak. Hazreti Osman bin Affan Yusuf aleyhisselama çok benzeyenlerdenmiş. Efendim e, yine ne diyor? Li Rukayya Efendim söz hem kızı Rükeyye annemize hitapla e, efendim İbrahim aleyhisselam efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok benzermiş Rükeyye annemiz. O da Hazreti Osman'ın eşidir. Sonra ne diyor? Ve ca fi Ruman. Thumma kana nisa'u tagnihima bi kavlihin şey yara insana hatta diyor yani şiir yazanlar vesaire Rukeyye annemizle alakalı ve eşi Hazreti Osman bin Affan ile alakalı acayip şiirlerdi. yani onlarda daha güzeli görülmedi diye şiirlerde yazarlarmış. Hazreti Osmanla Yusuf peygambere aleyhisselam çok benzeyen sahabe-i kiramlardan. Ee, Ayşe annemizin annesi Ruman radıyallahu teala anha da diyor ki onun hakkında da her kim ki cennet hurilerinden birini görmek isterse Ayşe'nin annesine baksın. Yani burada Ruhul Beyan sahibi hazretleri güzelliklerin e, allah Teala'nın yaratmasının ne kadar efendim tesirli olduğunu Mevla Teala'nın gücü kuvvetinin Yusuf Aleyhisselam'da daha nice sahabe-i kiramlarda ortaya çıktığını, dilediğini güzel kılar, dilediğini rezil eder, dilediğini aziz eder, efendim ama asıl güzellik ahirettedir efendim. Bunu da bilmek lazım. Ha kimin güzellikleri kimine imtihan olur? Böyle rivayetlerde vardır. Bunlar da siz de okumuş olduk. Ruhul beyan sahibi bunları burada işledi. Sonra kardeşlerim devam ediyoruz ayet-i kerimeye. 32. ayet-i kerime Yusuf suresi. ve an 32. ayet-i kerime. Azizin eşi yani Züleyha annemiz kendisini kınayanların düştüğü durum karşısında galibiyetini ilan etmek üzere. Şimdi kadınlar ellerini kesince hani o kadınlar ne diyorlardı Züleyha annemize? Ya doğru yoldan çıkmış bu kadın. Böyle işler de olur mu? Delikanlısı yaptığı işlere bak diyorlardı. Sonra Yusuf Aleyhisselam'ı görünce kendi ellerini parmaklarını kestiler. Hey <laughs> gidi. Bu sefer Züleyha annemiz dedi ki işte size kendisine tutulmam hakkında beni tenkit ettiğiniz o kişi budur. Ya bana kızıyordunuz. Al bak siz de kendinizden geçtiniz. Andolsun ki elbette gide gele peşini bırakmayıp ...hilekerce onu kendi nefsinden ben istedim. Ama o zinaya düşmekten iyice sakındı. Burada şimdi ne oldu? Bir Efendi ikrar var. Yani Yusuf suçsuzdur diye ağzıyla söylüyor Aziz'in eşi. Niye? Ve lekad râvettu an O kendini korudu. Benden kaçmak istedi. Ve leylem yef'al mâmuruhu le ve leykûnen min Bak yine Züleyha annemiz o aşkın etkisiyle yanlış kararlar veriyor ve yanlış yapıyor burada. Ne diyor? Eğer o benim kendisine emretmekte olduğum bu işi evvelce yapmadığım gibi şimdi de yapmayacak olursa, yemin olsun ki mutlaka hapse atılacaktır ve kesinlikle küçük düşen kimselerden olacaktır. İşte aşk insanı akılsız ve mantıksız kararlar almaya itiyor. Sevdiği bir insana tehdit ederek onu elde etmeye çalışıyor ne kadar elde edebilirsin? Sonra 33 ayeti i ye geliyoruz. Kale Rabbi sicnu ehabbu ileyye mimma yed'ûneni ileyh. Bu sefer kadınların bu tehditlerini duyan Yusuf Aleyhisselam Allah-u Teala'ya yönelerek dedi ki. Şimdi Züleyha annemize dedi. Bak siz de kendinizden geçtiniz. Bana şimdi hak verdiniz mi? Verdiniz. Tamam. Ne yapacağız peki şimdi? Hazır Yusuf da elimizde. Bu kadar da kadınız. Her, hepiniz bununla beraber olmak istiyor musunuz? İstiyorum. E ben de istiyorum. Yine bizden yüz çevirirse bu sefer onu nereye atacağız? Hapse atacağız dedi Aziz'in eşi. Yusuf Aleyhisselam da bunu duyunca ne dedi? Allah Allah. Sa'du billah bismillah. Kale rabbis sicnu ahabbu ileyye mimma yed'uneni ileyh. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن min من الجاهلين صدق الله العظيم 30. ayet kerime Ey Rabbim bunun beni korkuttuğu o pis bu kadınların beni kendisine davet etmekte oldukları o şeyden bana daha tercihlidir. Yani onu tercih ederim. Hapsi tercih ederim Allah. Im. Bu zinayı tercih etmiyorum. Normalde musibete dua edilir mi? Edilmez. Ama Yusuf Aleyhisselam içinde bulunduğu duruma baksana. Burada evla olanı tercih ediyor. Çünkü başka seçenek kalmadı. Zorda. Evet. Dolayısıyla ne dedi? Bana bana zindan daha tercihlidir. Zira ardında pek çok ve sonsuz rahatlıklara kavuşulacak olan bir takım geçici ve az meşakkatlere tahammül edilmeye değer. Ama zinaya bulaşsak sonsuz ahiretimizi yakacağız. Ne büyük fedakarlık yapıyor Yusuf Aleyhisselam. Ey Rabbim eğer sen onların bana zinayı hoş gösterme uğrunda sergiledikleri çaba kadınlar bir çaba gösteriyor. Ve hilelerini benden çevirmeye devam etmezsen yani bana yardım etmezsen Allah'ım ben nefsimi eline düşüp beşeriyet gereği onlara meylederim de o durumda bildiğiyle amel etmeyen ve zararlı işler yapan cahillerden olurum. Bir peygamberin sözü bu. Bil ki Mevla'nın yardımı olmasa Sonuçta peygambere ismet sıfatını veren yine kim? Hazreti Allah Celle Celaluhu. Onu o işlerden koruyan kim? Hazreti Allah Celle Celaluhu. Yani sen bir günah işle işlemedin. Ben büyük adamım. Sen bir sevap işledin. Ben büyük adamım. Allah sana o efendim sevabı işletiyor. Allah seni o haramlardan koruyor. Mevla'nın koruması, yaratması olmasa biz bir hiçiz. Haddimizi bilelim. Kendini bilen Rabbini bilir. Her şeyi Mevla'dan bileceğiz. Tamam. Kendimizi adam yerine koymayacağız. Ne demek adam yerine koymayacağız? Şöyle adamım, böyle adamım. Sen Allah-u Teala'nın dilediği kadar adamsın. O seni iyiliğe sevk ediyor, o seni hidayet erdirdi, o seni dalalete erdirir veya. Her şey onun elindedir. Men yehdillahu felâ mudilleleh ve men yubudil felâ hadiyeleh. Kaidesince, hadis-i şerifince. Evet. Sonra 34. ayet-i geçeceğiz. Geçelim. Mevla ne buyurdu? Estaizu bismillah. Festecave rabbuhu fesarafa anhu keydehun innehu huve semi'ul alim. Sadakallahu'nu azim. Yusuf aleyhisselam bu dua yapınca Allah Teala duasına icabet etti. Böylece hemen Rabbi onun duasına çokça icabet etti de onların hilesini kendisinden çevirdi. Kadınların hilesini. Gerçekten o kendisine yalvaranların duasını hakkıyla işitip kabul eden bir semi. I. Herkesin niyetini ve amelini en iyi şekilde bilen alim de ancak Hazreti Mevladır Celle celaluhu. Dolayısıyla hapse düşecek Yusuf Aleyhisselam. Son oldu. Sademillah bismillah. Summe bedalehum min ba'dima ra'awu'l ayati la hatta hîn. Sadakallahun azim. Sonra çocuğun dile gelmesi, geride anlattım. Gömleğin arkadan yırtılması, anlattık. Kadının, kadınların hapis tehdidine rağmen Yusuf Aleyhisselam'a ona yaklaşmaması gibi kendisinin beraatine delalet eden kaç yerden Yusuf Aleyhisselam suçsuz olduğu anlaşıldı. Çok anlattım onları geride. Bu sefer ne oldu? Ayetleri görmelerinin ardından o aziz ve diğer yetkili olanlara şu fikir hakim oldu. Zahir oldu bedalehum. Bu fitne artık yayıldı. Bunu örtbas etmek için bir zamana kadar da olsa çare yok. Mutlaka onu hapsedeceklerdir ve Yusuf Aleyhisselam hapse attılar. Zulmettiler Yusuf Aleyhisselam. Ama bu Allahü Teala'nın kaderiydi. Kaçarı yok. Efendim, bundan dolayı diyor bazı sofiler, tasavvuf ehli İmam Şafii'den şu alıntıyı yaparlar. Enne minel ismeti elle tecide. İnsanın bazen günah işlememesi onu Mevla nasıl koruyacak? O günahı bulamaması. Yani bazen insan günaha meyli olur ama işleyecek ortam veya vakit veya birini bulamaması da Mevla'nın yardımıyladır ki bulamaması Mevla'yı onu günahtan korur. İşte Yusuf Aleyhisselam da Mevla'dan dedi ki ben hapse girsem buradan daha iyidir. Ey Rabbimiz Celle Celaluhu hapse girdi, günah ortamında kalmadı ve Mevla da zaten onu yardım edenlerden olmuştu. İsmet sıfatını kendisine vererek. Tamam mı kardeşlerim? Diyor ki Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Bursa Hazretleri işte diyor bazı ince eleyip sık dokuyan alimler deseydi ki diyor Yusuf Aleyhisselam. Ya Rabbi el afi ehebbu ileyye. Yani afiyet de beni bu durumdan kurtar Allah'ım. Şimdi Yusuf Aleyhisselam Züleyha annemizin oradaki o yanlış tutumunda bir cümle vardı. Neydi? Yine bizim sözümüzü dinlemezse hapse atacağız ve küçük düşüreceğiz onu. Mesela Yusuf Aleyhisselam'da ona etkilenerek hapis bana daha iyidir. Ya Rabbi bunların içinde zina düşmekten. Halbuki ne de deseydi ki afiyet de beni bunların bu zilletlerinden, fitnelerinden kurtar Allah'ım deseydi diyor. Elbette allah Teala onu o şekilde de kurtarmaya da kadirdi. İşte Efendim, el belav bil mantık, insan diline sahip çıkmalı diye buradan bir işaret. Yani Yusuf Aleyhisselam burada yanlış yaptı demedik. Ama böyle de diyebilirdi. Diyebilirdi. Dolayısıyla sana da buradan ders çıkar, bana ders çıkar. Diline dikkat et. Diline. Dik efendim sallallahu birisi gel ne dedi? Ya Rasulü bana bir şey söyle onu yapayım Allah'ın izniyle bu İslam benden güzel bir şekilde gelsin gelsin Nefsim, son nefesimle de imanla gideyim. Ne dedi efendim sallallahu İstikamet sahibi ol. Yani farzları yerine getir, haram Peki ya Resulallah neyden sakınayım deyince Evme sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi sen diline işaret etti. Buna sahip çık dedi. Allah'ın izniyle istikamet sahibi olursun dedi. Anladın mı? Şimdi dua yaparken de ya bir anne de çocuğuna Allah senin cezanı versin diyor. Uzak tamam cezabet ceza beddua değildir. Karşılığını versin ama çocuk zaten hep hata yapar. Karşılığı da hatanın Yanlış kefaret olması için başına bir şey gelebilir falan. Yani ne dediğine dikkat et. Bazısı Allah belanı versin senin diyor. E, annenin duası kabul. Ya dilinden çıkana dikkat et. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birine mesela Hazreti Muaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den diyor ki Efendimiz bir adam duydu. Adam diyor ki Ya Rabbi bana sabır ver. Allahümme inne sabura. Ya Rabbi senden sabır istiyorum. Efendimiz sallallahu ve ne dedi? Sen dedi bela istedin dedi. Çünkü neye sabır edilir? Ya efendim sabır nerede? Üç yerde. İbadete sabır, efendim e, haramlara sabır sonra musibete sabır efendim sen dedi ki ya sen sabır istiyorsun musibet istiyorsun o zaman sabretmek için sen Allah'tan afiyet iste. O zaman ne diye hep dua edeceğiz? La inna inne neseluke'l ve'l afiye. Fi ve Allah'ım dünya ahiret af istiyoruz, afiyet istiyoruz diye dua etmemiz lazım. Buradan da Yusuf Aleyhisselam bu cümlesinden de bu işari manayı çıkartmış olduk yapacağımız dualara dikkat edelim. Dilimize sahip çıkalım ne konuşacağımızı iyi bilelim arkadaşlar. Sonra <laughs> devam ediyoruz. 36. ayeti i kerime. Estağfurullah bismillah. Ve dahil ma'ahu sijna fatayan. Kana ahduhuma inni arani a'siru khamra. Ve qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu habbi ina bi ta'wilih inna naraka azim Anladığımız kadarıyla 30. 36. ayet-i kerimede Yusuf Aleyhisselam hapse girdi. Kaç yıl kaldı? 12 yıl diyen var, 7 yıl diyen var, 5 yıl diyen var. Ama net bir sayı veremiyoruz. Ama senelerce kaldı. Sonra iki delikanlı da Yusuf Aleyhisselam'la beraber hapse girecek. O meşhur iki kişi. Onu anlatacağız. Ama ilk önce şunu söyleyelim. Yusuf Aleyhisselam hapishanenin kapısına yaklaşınca başını eğdi girmek için tam girecek Bismillah dedi. Ve oturdu ee, hapishane ehliyle beraber hapishane ehli onu kuşattı. Sonra Yusuf Aleyhisselam ağlamaya başladı. Allah Cebrail Aleyhisselam geldi. Yusuf Aleyhisselam'ın yanına. Dedi ki niye ağlıyorsun dedi. Sen dedi kendin için hapishaneyi seçtin. Efendim dedi. Çünkü seçen kimdi? Yusuf Aleyhisselam. Ne dedi Yusuf Aleyhisselam? Ya Rabbi bunların beni çağırdığı zinaya nazaran ben tercih ederim. Neyi? Hapishaneyi. Sicin. Fekale Yusuf Aleyhisselam dedi ki yok dedi hapishane düştüm diye ağlamıyorum dedi ya. Ben dedi burada temiz mekan bulamam da namaz kılamam diye ağlıyorum dedi Yusuf Aleyhisselam. Görüyor musun? Musa Cebrail Aleyhisselam dedi ki allah Teala sana hapishane ve etrafındaki bahçeleri falan hani işte ne diyorsun? Volta atılan yer mi diyorsun? Orayı sana temiz kıldı. 40 zira boyunca burada namaz kılabilirsin ağlama. Ve Yusuf Aleyhisselam da işte Cuma gecesi hapishanenin kapısının dibinde namaz kıldı. Demek ki Cuma gecesi girmiş hapishaneye Yusuf aleyhisselam. Evet, buradan bu bizden önceki şeriatlarda belli yerlerde namaz kılınabiliyordu. Mesela Musa aleyhisselamın şeriatında da öyle bizdeki gibi bütün yeryüzü mescit değil. Bizde şimdi ovada da kılarsın yer temiz olduktan sonra. Yani toprak tahir mutahhirdir su olmadığı zaman da mutahhirdi. Teyemmümle abdest alınabilir. Bu ümmeti Muhammed'e kas bir özelliktir. İşte Yusuf Aleyhisselam her yerde namaz kılamayacağım dedi. Temiz eller yok falan. Mevla Teala ona özel buralarda kılabilirsin dedi. Ona ağlıyormuş Yusuf Aleyhisselam. Medrese Yusufiye diye hapishaneye boşuna demiyoruz. Allah Teala hapishaneye düşmüş kardeşlerimizi de gerçekten yaptığı yanlıştan dolayı düşen kardeşlerimizi de ıslah eylesin. Cümlemizi hayırla ıslah eylesin. Mevla Teala Hazretleri. Tabii çocuğun ırzına geçmiş vesairesine geçmiş, tecavüz etmiş. Onları demiyorum. Yani onlar hak ettiğini bulacaklar. Ha, ama tövbe istiğfar eder her türlü günah affolunabilir. Ama ama efendim şeriat olsaydı, şer'i kurallar olsaydı bir çocuğun ırzına geçmiş, bu kadar vatan evladını şehit etmiş efendim daha nice tecavüz vakalarına girmişler sallandırılacaktı, idam edilecekti. Ama rezilliktir ki İsviçre'nin, Avrupa'nın, oranın, buranın kurallarıyla rezil bir sistemimiz maalesef var. Bu kadar cani yiyor, içiyor. Bazı hiç yaptığına pişman bile değil. Pişman değil. Hani tövbe istiğfar etse Allah affeder onu Mevla bilir. Belki de o günahından dolayı imansız gidecek, cehennemi dibini boylayacak. Ama dünyada da bunun tatbikatı var. Buna karşılık verilebilir. Niye vermiyoruz? Anca yedir içir. Ha babam de babam, ha babam de babam. Bu nasıl bir adalettir? Böyle nasıl bereketli yağmur bekliyoruz biz? Ağlayan anneler, çocuğu istismar oyan çocukların anaları, tecavüze uğrayan kadınların aileleri, Allah muhafaza. Ondan sonra vatan evlatları bu kadar şehit oldu. Onların eşleri, çocukları, anaları bu gözyaşları dinmiyor. Bunların kalbine neyle su serpeceksiniz? Bu zalimlere su vererek mi? Bu kalplere ateş döküyorsunuz. Farkında değil misiniz? Ne zaman ne zaman asıl adalete döneceğiz? Bu halk ne zaman uyanacak? Kaç tane daha vatan evladı gidecek? Kaç tane daha vatan evladının kökünü efendim kazımaya çalışan bu zalimler beş yıldızlı otel gibi takılacaklar kafalarına göre. Adam İstiklal Marşı okumaktan aciz, seçiliyor bayraktan rahatsız, İstiklal Marşından rahatsız, Türkiye'den rahatsız. Ya yani rahatsızsan defol git be. Git ya. Bu bayraktan rahatsızsan git kardeşim, git durma burada. Ne biçim insansınız ya? Hem bu devletin, vatanın, yani biraz dersten çıkıyor gibi oluyorum ama dertliyim yani. Çok sıkıntıdayım bu konu. Ben katlanamıyorum artık. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok ya. Yani vatana, millete, söv, say. Aynı onlar gibi bazı işte bu her şeye müşrik diyen bir grup var güya. İslami faaliyetler içerisindeler güya. Her şey şirk, müşrik. Askere gitmek, tağuta hizmet etmek, oy atmak, tağuta hizmet etmek. Bunu diyor hastaneye geliyor, yolu kullanıyor, ölüyor, cenaze arabasını kullanıyor, elektrik kullanıyor, su kullanıyor. Ulan bu devletten bu kadar rahatsızsın. Defol git ya. Buranın imkanlarını kullanma kardeşim. Senle beraber aynı kafada Suudi Arabistan var. Git onlara takıl o zaman. Bak onlar Amerika ile kol kola girmiş. Sen de onların paravan uşağısın Sen de git onlarla kol kola takıl. Bu memleketin uzunu kaçırma yeter ya. Herkese müşrik, herkese bilmem ne. Milleti IŞİD'e götürdünüz, daha kaçırdınız milleti ya. Ne hizmet ettiğiniz belli değil Amerika'nın paravan şirketleri. Alçaklar. Bu kadar çok vatandan rahatsız olup da bu kadar çok bu vatanın efendim nimetlerinden yararlanan nimet Allah'ın nimetidir. Bu, bu, vatanın allah Teala'nın yaratması hasebiyle efendim güzelliklerinden yararlanıyorsun bir de nankörlük ediyorsun. Ne nankör adam bunlar ya? Ben çözemedim yani ya. Allah Allah. Yani çok özür dilerim konunun biraz dışına çıkıyormuş gibi oluyorum ama bu meseleler de önemli. Bu vatan, bu millet, bu bayrağımız, bu insanlar ne çektiler ya? Hep bu efendim Avrupa'ya özenmelerden, onların kurallarının gelmesinden bu rezillikleri yaşıyoruz. Yaşıyoruz kardeşlerim. Yani bu vatanın her şeyinden yararlanıyor, bayrağından rahatsız. Bayrağı tak seçiliyor, bayrak yok orada. Niye yok? E sen bu vatanın efendim bütün imkanlarıyla, bu bayrakla bütün uluslararası meydanlarda boy gösteriyorsun. Bu ülkenin pasaportunu kullanıyorsun. Senin çocukların bu ülkenin pasaportunu kullanıyor. Roma'da, Yunanistan'da, İspanya'da kol geziyor, takılıyor, eğleniyor. Ne yazıyor burada? Ne yazıyor? Ne? Türkiye Cumhuriyeti Devleti yazıyor. Sen bu pasaportu kullanıyorsun. Git o zaman adamsan git. Orada başka bir istediğin ırkta bir ülke var aşağı Irak'ta. Git oraya. Bu kafadasın ya git. Ne anlatıyorsun ya? Kahraman buna bırak. Kahraman Maraşı da alacak. Diyarbakır da alacak. Urfa. Ya. ya buralar vatan toprağı kardeşim. Buralar vatan toprağı. Bir avuç azınlığa bırakmayız buraları. Sen aklını başına devşir. Bayrağı kafayı takma. Bayrağı kafayı takanlar sarı torbaya dolduruluyorlar. Aklını başına devşir. Kraldan fazla kralcı olma. Bu vatan, bu vatan her karışında kırmızı bayrağımız şehitlerin kanıyla süslenmiş dalgalanacak. Allahü Teala bayrağımıza düşman kesilmiş. Yırtmak, ortadan kaldırmak isteyenleri ortadan kaldırsın. Amin. Yani diyeyim ya. Yani. Yusuf Aleyhisselam <laughs> dua li ehli sicni. Hapishanedekilere dua etti. Allah aleyhim el ahbar <laughs> ve la takaf anhumul ahbar diyeceğimü nersi haber. ya Rabbi sen bu hapishane kardeşlerime türlü türlü haberleri öğret bilgileri öğret onlar bilgisiz kalmasınlar dışarıdaki haberleri de bilebilsinler o saatten sonra o hapishanede giden hepsi çok haberdar her şeyden haberdar olmaya başlıyor yani bir uyanma oldu ondan sonra çünkü dışarıya kulak veren içeriye de kulak verir bir hayata tutunma olur ondan sonra da irşat faaliyetleri olacak Yusuf Aleyhisselam insanları Allah'a davet edecek o hapishane bir medreseye Dönüşecek Yusuf Aleyhisselam'ın duaları vesilesiyle. Sonra işte o iki kişi Yusuf Aleyhisselam'la aynı anda hapse düşüyor. Peki bu iki kişi niye hapse düştü? Bunu biliyor muydunuz? Yusuf Aleyhisselam'ın iki e, hapishane arkadaşı. Niye düştü biliyor musun? Şimdi birinin ismi hangisinin ismi e, o zamanın dönemin firavununun efendim içecek görevlisi olanın ismi Ebruha veya Yuna diyor Ruhul Ben sahibi. i̇bn Kethir Hazretleri ise ne diyor? Ne bu? Ne buluyor diyor. Yani Firavun'un sakisi içeceğini veren ne bu? Ekmekçisi çünkü birisi saki, birisi de habbaz yani ekmekçi, fırıncı. Onun ismi de e, Meclis. İşte İbn-i Kesir Hazretleri Türkler buna ee, Çeşnikir derler diyor. Ee, Çeşnikir herhalde böyle okunuyor. Çeşni başı mı diyorlar Osmanlı'da bilmiyorum. Ahmet Şimşik'in hocaya sorabiliriz. Bilmediğimizde de bilmiyoruz diyeceğiz yani. Ama İbni Kesir Hazretleri'nin burada alması beni e, şaşırtmadı. Olabilir. Çünkü e, tarihçi bir insan, muhaddis bir insan, e, çeşitli bilgileri kitabında toplamış bir insan. Ondan sonra bu Saki yani meclis bir adam geldi, bir grup geldi buna. Firavun'un içki servisi yapan adamı, içecek servisi yapan adamı. Dedi ki Firavun'u zehirleyelim. Olsun bu ilk önü tamam dedi. Sonra dedi ki yok dedi ben bu işte yokum falan. Sonra bu ekip şeye geldi. Ekmekçiye. Ekmekçiyi kandırdılar. Fırıncı bir tane ekmeğe zehiri soktu. Yemek hazırlandı. Bu sefer Saki de işin içinde ya işin içinde saki, işi biliyor. Dedi ki Firavun'a, efendim dedi bu yemeği yemeyin dedi. Ben bu ekibi biliyorum, bunların fırıncıyı kandırdığını da biliyorum. Bu ekmeği yemeyin. Çünkü ekmek mesmumun zehirlidir. Bu sefer ekmekçi de dedi ki ulan işe uyandılar herhalde. Dedi ki efendim size bunun sunduğu içkiyi de içmeyin dedi içeceği. Bu ekip bana geldiyse buna da gel dedi. Bu sefer işte içecek de zehirli dedi. Melik dedi ki yani o zamanın firavunu, sonra Müslüman olacak tabi Yusuf Aleyhisselam'la beraber. Saki'ye dedi ki sen iç bakayım dedi. Saki içti. İçince tabi zehir koymadı. Onların oyununa alet olmamıştı ya. İşman olmuştu. Zarar vermedi. Ekmekçi dedi ki sen de ekmeği ye bakayım dedi. Ekmekçi tabi zehir koydu biliyor. Yemem dedi. Bu sefer başkası çağrıldı. Efendim. Oy ona yedirildi. O ekmekçi kendisi yemedi, başkası yiyince adam düştü, öldü. Bu sefer Firavun sinirlendi, ikisini de attı zindana. Yani arada kuru da yandı, yaşla beraber kuru da yandı. Saki de içeri düştü. Bundan sebep Yusuf Aleyhisselam'la beraber aynı anda düştüler. Nereye? Hapishaneye. Bu iki delikanlı. İsimlerini söyledim. Bir tanesine dedi, ben de rüyamda gördüm. Ondan sonra Şüphesiz ben kendimi şarap olacak üzümü sıkarken görüyorum dedi. Diğeri de muhakkak ben kendimi görüyorum ki başımın üstüne bir ekmek taşıyorum da kuşlar ondan yiyor. Ne bir ina bir tevvili. Ey Yusuf bize bu rüyaların tevilini yapar mısın? İnne ne el mühsinin muhsinin. Gerçekten de biz seni iyi davranışlı, rüya tevilini iyi yapan, muhsin kimseler iyilerden görmekteyiz. Senden bir zarar gelmez bize. Sen bize böyle bir güzellik yapar mısın? Bu rüyanın tevilini yapar mısın? Dedi. Tabii insanlar diyor Yusuf Aleyhisselam hapishaneye girdiği zaman umutları kesilmiş, hüzne boğulmuşlardı. Sonra yakul ebşiru ve asbiru yani Yusuf Aleyhisselam onlara dedi ki sabredin, sabredin. İnşallah ben de size irşat edeceğim. Ecir alacaksınız, müjdeleneceksiniz. Oradakiler de gelecekler. Bakalım Yusuf Aleyhisselam'a ne diyecekler? Hapishane ehli. Yusuf Aleyhisselam bu rüyayı nasıl yorumlayacak? Bunların hepsini

Sadakallahu azim. Şimdi onlar Yusuf Aleyhisselam'a tevil isteyince Yusuf Aleyhisselam dedi ki size rüyanızda veya gerçek hayatta kendisiyle rızıklandırılacağınız hiçbir yemek gelmez ki mutlaka o size gelmeden önce ben size onun tevilini yani ne, ne yemek yiyeceğinizi daha gelmeden ben size söylerim. Rüyada veya gerçekleri dedi. İşte size bu şekilde rüyaların tabiri ve ileride olacakları dair gaybi konularla ilgili bilgilerim kahin değilim, müneccimle alakası yok. Rabbim bana ilham ve vahiy yoluyla kesin kes öğretmiş olduğu şeylerdendir. Rabbim bana bu üstün ilimleri niye verdi biliyor musunuz? diye soracak olursanız Yusuf Aleyhisselam çünkü ben öyle bir toplumun putlara tapma esasına dayalı batıl dinini başından beri hiç yani müşrik hiç olmadım. Allah'tan başkasına tapmadım. Terk ettim ki onlar Allah'a inanmamaktaydılar ve onlar özellikle ahireti inkar eden Kafir bir topluluktu. Ben onlara uymadım. Kahin değilim, müneccin değilim. Putlara tapmadım. Çevremdeki yanlışlara uymadım. Ben yalnız Allah'a tabi oldum. Allah da bana böyle bir nimet verdi. Rüyaları tevil ediyorum. Ne yiyeceksiniz? Şimdiden söylerim size. Yani bu isteğinizi ben size gerçekleştiririm diyecek. Ama hemen bu isteğe Yusuf Aleyhisselam tabiri caizse amine balıklama atlamıyor. İlk önce tebliğ yapıyor. Emri bir maruf yapıyor. Emri bil maruf, emri bil maruf. Gerisi boş. Allah bizi emri maruf nehyen münkerden ayırmasın. Hapishanede neler oldu? Bir sonraki programda inşallah konuşacağız. 36. bölümde 38. ayet-i kerimede de kaldık. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.